İş gücü piyasalarını incelemeye devam ediyoruz. Bu videoda iş gücünün talep kısmına odaklanmak istiyorum. Bu piyasanın pantolon imalatı üzerine olduğunu varsayalım. Evet, bu firmaların her birinin pantolon imal ettiklerini düşünelim. Hızlıca bir pantolon çiziyorum. Evet, bahsi geçen pantolonlar İspanyol paça pantolonlar olsun. Ve şimdi de İspanyol paça pantolonların birdenbire popüler olduğunu düşünelim. İspanyol paça pantolonlar birdenbire yeniden beğenilmeye başlanıyor. Firma kısa vadede sattığı her bir İspanyol paça pantolon için daha fazla kazanacak. Bu da marjinal gelirinin artması anlamına geliyor. Marjinal gelir artınca marjinal gelir ürünü de artar. Bu da marjinal gelir ürünü eğrisini sağa kaydırır. Bunun yukarıya doğru bir kayma olduğunu da düşünebiliriz belirli bir iş gücü miktarı için, marjinal gelir ürünü daha yüksek olacağından yeni eğriyi bu şekilde çizeceğiz. Marjinal gelir ürünü 2 olarak adlandırıyor. Bu durumda piyasada neler olur dersiniz? İspanyol paça pantolonların beğenilmesi sadece bu firmanın pantolonları için değil de piyasadaki tüm İspanyol paça pantolonlar için de geçerli ise herkes bir anda bu pantolonların imalatında çalışacak daha fazla işçiyi işe almak isteyecektir. Piyasa iş gücü talep eğrisinin firmaların her birinin marjinal gelir ürünü eğrilerinin toplamı olduğunu düşünürsek bu eğrilerin her biri sağa kaydığında Aynı durum toplamları olan eğri yani piyasa işgücü talep eğrisi içinde geçerli olur. Yeni talep eğrisini bu şekilde çiziyorum. Piyasa işgücü talep eğrisi 2 olarak adlandıralım. Bunun denge üzerindeki etkilerine bakalım. Denge ücreti artar. Evet. Talep eğrisi sağa kaydığında bu zaten olmasını beklediğimiz bir durumdur. Benzer şekilde denge işgücü miktarı da artar. Bunu da Q2 yıldız olarak belirtelim. Bunun marjinal faktör maliyeti üzerindeki etkisine bakalım. Bu etki tabii ki bu iş gücüne iş veren buradaki bir örneğini gördüğümüz firmalar üzerindeki etki. Ücretler arttığında marjinal faktör maliyeti de artar. Bu ikinci yeri yanına 2 koyuyorum. Firmanın işe alacağı yeni iş gücü miktarı da bu şekilde belirlenecek. Bu arada durumun bu tam tersi olarak geliştiği bir senaryoda söz konusu olabilir. Şimdi burada eğriler sağa kaymıştı. Hem marjinal gelir ürünü eğrisi hem de piyasa iş gücü talep eğrisi. Ama işlerin iyi gitmeyip firmanın marjinal gelirinin düştüğü bir durum da gerçekleşebilir. Bu durumda firmanın grafiğine bakalım. Marjinal gelir ürünü eğrisi sola kayacak. Bu şekilde 3 numaralı eğrimiz bu olacak. Bu erilerin toplamı olan iş gücü talep eğrisi de sola kayacak. Ve bu defa az önce gerçekleşenlerin tam tersinin gerçekleştiğini göreceğiz. Denge ücreti düşecek. Bunun yanına da 3 koyuyorum. Denge iş gücü miktarı da düşecek. Bunu da Q3 yıldız olarak adlandıralım. Bunun sonucunda marjinal faktör maliyeti de düşmüş olacak. Bunun tam rekabetçi bir iş gücü piyasası olduğunu bir kere daha hatırlatayım. Yeni denge miktarı burada. QF3 yıldız. Bu arada bu durum şu ana kadar bahsettiğimiz diğer piyasalarda gördüklerimizin aynısı. Talebi nelerin değiştirebileceğinden uzun uzun bahsetmiştik. Firmalar birdenbire birim başına çok fazla ek fayda alamamaya başlarlar. Bunun sonucunda da hem firmada hem de piyasada sola kaymalar yaşanır. Bu sebeplerden dolayı firmalar her bir ek işgücü birimi başına daha fazla fayda elde ederler. Bu marjinal gelir ürün eğrisini firma düzeyinde sağa kaydırır. Bunun sonucunda piyasa işgücü talep eğrisi de sağa kayar.